yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcileri bugün Korkut Eli'nde kurulan Kurban Pazarı'nı ziyaret ettiler. Korkut Eli Belediye Başkan Vekili İsmet Senekçi, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Vekili Hikmet Belik ve iki partinin yönetimleri, belediye meclis üyeleri Süleyman Uğurlu, Mustafa Kızılsert, Abdurrahman Caran, Muharrem Akten ile birlikte Korkut Eli Kurbanlık Pazar yerini ziyaret ederek Kurban Pazarı'ndaki vatandaşların sıkıntılarını dinlediler. Belediye Başkan Vekili İsmet Senekçi, hayvan pazarından şikayetçi olan vatandaşlara Ömer Başkan'ın seçim döneminde vaadi olan modern hayvan pazarının çok yakın zamanda temelinin atılacağını belirterek Ömer Başkan'ın da bu konuyu çok önemsediğini ve hayvan pazarını daha da hızlandırmak için şu an Ankara'da girişimlerde bulunduğunu anlattı. Hayvan pazarına başlıyoruz. Haklısın, düzen yok. Tamam. Ama hani bu eskiden yapılmamış, şöyle olmamış, böyle olmamış. Abi, konuşmaya gerek yok. Geleceğim. Nasıl pazarında bu? İstediler bizlerde. Tamam, hayır olsun. Bağla gari. Önce mecliste biz başkana bir yetki verdik. 4 milyonlu kredi için kapalı hayvan pazarı tesisi için. Evet. Başkanımız da bugün Ankara'da. Hatta belki şu saatlerde Tarım Bakanı ile beraber olabilir. İnşallah. Onun fotoğrafını gösterdik. Farklı hayvan pazarı şu anda şu şekilde değil. 4 milyon biz ayırdık ama burası yaklaşık 8-10 milyon maliyetli bir şey olacak. Tamam mı? Tarım Bakanlığından, Avrupa Birliği'nden desteklerle bölgenin en büyük ve en modern tesisi burada olacak. Bakın hani olacak deyip işte hani hemen diyeceksiniz işte hep böyle diyorlar. Öyle bir şey yok. 4 milyonluk kredisi ayrıldı. Hazır. Tamam. Başkanımız da bu hafta görüşmeleri halledecek. Şu an buranın meclisi çizdiriyor. En kısa zamanda inşallah buranın inşaatı başlayacak. Başkanımızın şeyini hatırlarsanız proje tanıtımında geldiyseniz veya gördüyseniz hayvan pazarı 2023 gözüküyor normalde. Ama inşallah tamam mı? Başkanımızla beraber oturduğumuzda buranın da bu şekilde olduğunu gördükten sonra bunu en kısa zamana çektik. İnşallah seneye biter de hep beraber rahat ederiz. Otelde Kurban Bayramı öncesi mal pazarımızın açılışı yapıldı. Yaklaşık 230 eder burada tüccarımız ve üreticimiz ürünlerini, hayvanlarını satmak için bu sabah itibariyle burada koğuşlandılar. Biz de AK Parti İlçe Başkanımız, MHP İlçe Başkanlığımız, meclis üyelerimizle birlikte zabıta müdürümüz ve veterinerimizin eşliğinde burada vatandaşımızı dolaştık. Eksikleri var mı? Onları görüştük. Burada belediye olarak biz gerekli bütün hazırlıkları yapıyoruz. Vatandaşımızın en çok buradaki isteği de su. Suyla ilgili de arkadaşlarımız hem burada yukarıda tanker koyarak oradan su almalarını sağlıyor. Hem de arazözle ara yerlerde dolaşıp sularını tamamlayacaklar inşallah. Biz bu pazarın inşallah Kurban Bayramı öncesinde vatandaşımızın hak ettiği parayı kazanabilmesini, mallarını hak ettiği değerde satabilmesini temenni ediyoruz. Tabii vatandaşımız bizden çok güzel bir şey istiyor, hayvan pazarı istiyor. Bununla ilgili de belediye başkanımızın projesi olan, Ömer İşlek başkanımızın projesi olan hayvan kapalı hayvan pazarı projesini vatandaşlarımıza anlattık. Onlar da heyecanla bekliyor. Başkanımız da şu anda Korkut Eli dışında olması sebebiyle, Ankara'da olması sebebiyle hem vatandaşlarımıza, satıcılarımıza hem de Korkut Eli'ne selamlarını ilettik, iletiyoruz. Teşekkür ediyorum.